Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi sizlere geçen hafta takip ettiğim ve bu haftada trade olarak takip edeceğim hisseye, iki tane hisse var. Onu sizlerle paylaşacağım. Hem sağlam hem güçlü, hem endeks düşse bile %8-10 taban olacak bir hisse paylaşmıyorum. Yani bugüne kadar zaten paylaştığımız hiçbir hissenin olağanüstü bir sıkıntı olmaktan sonra ne tavan oldu ne de taban oldu. Biz taban olacak, taban gelecek hisseleri asla sizinle paylaşmayız, sizi riske atmayız. Şimdi arkadaşlar, benim bu hafta takip edeceğim trade olarak birinci hissem Petkim. Şimdi indikatörlerime baktığım zaman RSI'de ufak bir aşağı dönüş var ama diğer ikinci indikatörümde tamamen al sinyaliyle devam ediyor saatli grafikte. Şimdi baktığım zaman şu yeşil olan, şu kırmızıyla çizdim fakat şu ortası yeşil, sizin de dikkat ettiğiniz gibi yeşil olan kısmı geçmesi lazım. 23.94. Eğer 23.94 aşılır ise ilk direnç noktası baktığımız zaman 24.18 ve ondan sonraki üst direnç noktasının ikincisi ise 24.68. Yani yaklaşık 1000 TL'lik bir marj görüyorum kısa vade önümüzdeki hafta içerisinde. Yani tavan gidecek değil. Bu al satı için artı 3-4, 3-5 gördüğün zaman sat çık. Çünkü bu 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık bir hisse olarak görüyorum. Endeksin dalgalı olacağını, sıkıntılı olacağını, küresel piyasalardaki durumlardan dolayı biraz ortalığın gergin olduğunu düşündüğüm için. Peki dikkat edeceğim alttaki benim için destek noktası veya stop noktası olarak adlandırdığımız kısım neresi? Bizim şurada siyah ile gelen çizgimiz bizim 200 günlük hareketli ortalamamız. 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı an stop saatlikte. Şimdi gün içinde gördü ama tekrardan üzerine atabilir. Gün içinde 1 saat boyunca eğer 23-22 seviyesinin altında kapanışı yapar veya orada devam ediyorsa orada stop olmak zorundasın. Eğer 23-22'de stop olmadığın zaman 22-92 ve alt destek noktası olan şurada kırmızı ile gösterdiğimiz yeni indikatörümüzün 22-70 seviyesine kadar bir geri çekilme ve buradan tekrar bir tepki yükselişi yapabilir. Ama bizim stop noktamız neresi dedik? 23-22. 23-22'den satmaz isem buraya geldiği zamanki zararım ne kadar olur? %2,5. Benim için yüksek bir meblağdır. Şimdi arkadaşlar, trade yapıyorsan trade'de bir hisseyi mutlak suretle takip etmek zorundasın. Eğer takip edemiyorsan, takip etmeye zamanın yok ise ben bu hisseyi takip edemem, alacağım, gün sonu satacağım. Öyle bir dünya yok. Gün içerisinde yukarı sert hareket, aşağıya sert hareket yapma ihtimali çok ama çok yüksektir bazen böyle durumda hisselerin. Onun için kesinlikle ve kesinlikle trade olarak bir hisse alıyorsan mutlak suretle hisseni takip etmek zorundasın. Takip edemiyorsan o hisseyi almanı önermiyorum. Açık ve net. Çünkü trade işi takip işidir. Takip olmayan hisseyi almayacaksın. Bu kadar basit bir durumdur. Şimdi birinci hissemiz bu. Yani 23-22 stop. 23-22 kırılırsa 22-92 ve 22-70 seviyesine kadar gelebilir. Yukarıda seviyemiz 23-94 direnç noktası. 23-94 aşırırsa 24-18 ve 24-68 seviyelerini test eder. Endeks çok güzel olur. Güzel bir haber gelir. Tabi 24-68 geçilirse daha önce denemiş olduğu 26 seviyesine kadar da hareket edebilir. Etmez demiyorum. Geçen hafta çok takip ettim. Güzel para girişleri vardı. Piyasa güzeldi. Bu şekilde hareket etti. Ve ikinci hissemiz Şişecam. Geçen haftaki performansı, para girişleri, yabancı alınışları benim dikkatimi çekti Şişecam'da. Yani yatırımcısına doğru dürüst para kazandırmayan, devamlı ezen ve insanları bıktıran işte ikinci hissemiz.
Şimdi arkadaşlar, bana ulaşmak isteyen arkadaşlar, WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar için telefon numaramı yazacağım. WhatsApp grubu için yazalım. Büyük harfle yazalım. İletişim hattı diyeyim. 0546 203 16 46. Bana ulaşmak isterseniz buradan mesaj atıyorsunuz. Ben o mesaja gerekli WhatsApp grubu için gerekli bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Tamam arkadaşlar? Evet, geldik şişeye. Şişenin saatlik grafiğine, trade olduğu için saatlikte bakacağız. Şimdi bak, burada yeni indikatörümüz ve bizim diğer eski indikatörümüzde aynı anda al sinyali verdiler ve yeşil mumları yaktılar. RSI da aşağıya sarkmış. Şimdi burada benim indikatörüm burada al vermiş. Burada al vermiş. İlk aldığı, al verdiği yer 40-30 ve ondan sonra 41-30 bin lira gittikten sonra sat vermiş ama tekrardan al sinyaline vererek tekrardan hisse için olumlu olduğunu söylemiş. Şimdi şu siyah çizgiye ne demiştik biz? 200 günlük hareketli ortalamamız. Mavi çizgi 21 günlük hareketli ortalamamız. İkisinin kesişme noktasına geldiğini ve bu hissede güzel bir performans olacağını bizlere ifade etmektedir. Bu kadar basit. Bize güzel bir formasyon gösteriyor. Yani ben bir yükseliş kanalındayım. Geçen hafta da baktığımız zaman 0.72 artı ile kapattı. Peki biz burada stop noktasına, buna yakın stoplu çalışacağız. Endeks dalgalı olabilir dedim haftaya. Yakın stoplu çalışacağız. Alt destek noktamız nereymiş? 41.68. Hatta bunun bir tık da üzeri olabilir. Yakın stoplu, yakın stoplu. 41.90. 41.90 seviyesini stop noktası olarak kullanacağız. Yani saatlikte, bir saatlik grafikte eğer 41.90 seviyesi altında kapanış yapıyor ise, buraya dikkat. Eğer 41.90 altında bir saat bu hisse burada kalıyor ise stopuz. Şu anda indikatörlerimiz tamamen olumlu ve al sinyali veriyor. Şu 41.90 stop dedik. Alış yeri neresi? Alış yeri. 42.02 42.20. Yani şu 200 günlük hareketli ortalaması 42.04 02. Yani buralara, hatta şöyle söyleyeyim, 42.04 ile 42.20 aralığı alış yeri olarak değerlendirilebilir. Bunda hemen baktığımız zaman saatlikte bizim direnç noktamız 42.50. Eğer 42.50 aşılır ise yukarıdaki tepe noktasına kadar bir hareket bekliyorum. Burası neresi? 43. Şöyle baktığımızda, yani 44. Net olarak 44 bizim kısa vade hedefimizdir. Şimdi arkadaşlar, sağlam ve güçlü, yani -5 eksi taban, %8 %7 taban, bu tür hisseleri ben asla paylaşmıyorum. Daha sağlam, daha güçlü, daha ayakta duran hisselere biz paylaşmaya devam ediyoruz. Bazen BIST 100 içine girerekten de halka arz olmuş ama hisse çok gelmiş, geri alımlarını bildirmiş hisseleri paylaşıyorum. Mesela geçen hafta Entra hissesini çok ama çok mesajlar geliyor bana. Entra'yı paylaştın. Entra'da zararımız var. Aman şöyle, aman böyle. Şimdi baktığımız zaman ben zaten hisselerde mutlak suretle stop noktalarımı belirtiyorum. Mutlak suretle diyorum ki arkadaşlar, burası stop noktasıdır. Şimdi bak, günlüğüne bir geçtiğimiz zaman, günlüğüne geçtiğimizde Entra'yı sizler de görüyorsunuz, sert bir düşüş yaşadı. Yani halka arzının çok çok altına geldi. Yani şuralardan halka arz olmuş, 10 liradan 10,5 liradan gitmiş bir 16 lira ve şu anda geldiği yer 8, %20-25 civarında halka arzının altına gelmiş. Geçen hafta bu hisseyi paylaştığımda 5 seans geri gideceğim.
1, 2, 3, 4, 5. Yani ben hisseyi 7.80, 7.90'lardan, 96'lardan paylaşmışım. Veya 8'den paylaşmışım. Şu anda o videoyu açmak istemiyorum. Yani şu anda hangisi olduğunu bilemiyorum. O yüzden paylaştığımın şu anda aşağı yukarı yakınında ve bir miktar endeksten dolayı bu da biraz aşağıya gelmiş. 7.81. Şimdi ben bu hisseyi almak istiyorsam, yani hissedeysem, yani iki hissemiz Petkim'de şeydi. Bu hisseyi çok soran olduğu için soracağım. Ben bu hissede 7.81'i mutlak suretle stop, 8.20'yi de direnç noktası olarak görüyorum. Eğer 8.20 entry hissesinde aşılır ise 8.49'a kadar çok kısa vadede hareket edebilir. Ama 7.81 mutlak suretle günlükte stop noktası. Günlükte. Saatlikte, bir saatlikte stop noktamız neresi? Trade için alacaksak biz bu hisseyi 7.92 altında bir saat kalırsa stop noktasıdır. Saatlikte, bunu asla unutmayın. Saatlikteki direnç noktası da bir tık aşağıya geldi. Kaçmış? 8.19. 8.19 bu hissede bir dirençtir. Eğer 8.19 aşılır ise 8.49, 8.30'a kadar da bunda bir hareket olabilir diyebilirim. Tamam arkadaşlar. Bu haftaki söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonlarınız olsun.